Bugün bir yargı cinayeti işlendi. Bak, bir yargı cinayeti işlendi. Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesizi olmakla yetkilendirdiği savcılar maalesef siyasi savcılar ve bir kısım hakimler. Hakimler Cumhuriyet Hakimi değil ama onları da katıyorum. Ee, kimsesizlerin değil siyasilerin talimatla hareket ettiklerini ortaya koydular. Az önce bir gelişme oldu. Anayasa Mahkemesi'nin derhal davayı bozun, kararı bozun, yargılamayı yenileyin, atalayı tahliye edin ve davayı durdurun dediği Gezi Parkı davasında, Canatlayı davasında dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Evet. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 gündür karar vermesi bekleniyordu. Adliyede bu yüzden tip milletvekilleri ve Canatlay arkadaşlarıyla oradaki güvenlik görevlileri arasında büyük bir gerginlik vardı. Şu an benden öğrenecekler. Canat Mahkeme benim öğrendiğim kadarıyla davada Anayasa Mahkemesinin tahliye edilmesini kararına uymadı, Canatılay'ı tahliye etmedi ve dosyayı Yargıtay 3 ceza da gönderdi. Çok önemli bir gelişme. Arkadaşlardan rica edelim bunu tutacak gelişme son dakika de, olarak mi? paylaşabilirler. Yani ben ee, bir kere bir daha, daha tekrar edelim. İsmail yani, saymaz çünkü günlerdir gözümüz kulağımız evet. oradan gelecek olan haberde. Bir kere daha Anayasa paylaşırsan. Anayasa Mahkemesi bir hafta önce bir karar aldı. Can Canatlay davası ile ilgili. Dedi ki 20 sayfa hepsini okudum ben. 35 evet. sayfa. Dedi ki siz dedi seçme seçilme hakkını kazanmış olan bir milletvekilinin tahliye etmek zorundaydınız, etmediniz. Bununla ilgili bir tartışma yapıyoruz. Hocam daha detaylı. Hatta girer. bugün de AYM Mahkemesi'nden evet. bir açıklama daha geldi. Hatta detaylı bir tartışma yürütüyor orada. Diyor ki ya sizin milletvekiline engel gördüğünüz anayasanın ilgili maddesindeki ifade aslında milletvekili seçimiyle ilgili bir engel oluşturmaz. Dolayısıyla siz Can Atalay davasında, Can Atalay'ın davada bir, kararı bozun. Verdiğiniz ceza karar davasında kararı bozun. İki, Can ile ilgili yeniden yargılama kararı alın. Üç, Can tahliye edin. Dört, davayı durdurun, izin için meclise başvurun demişti. Altı gündür bu kararın verilmesi bekleniyordu. Bugün de adliyede bir gerilim vardı. Benim öğrendiğim kadarıyla mahkeme bu davada karar verdi ve Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararına uymadı ki akşam üzeri Anayasa Mahkemesi Başkanı da yargıda olmak olmaz diyerek e, 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 yani kararımıza uyun demişti uymadılar. Evet çok önemli davayı, bir açıklamaydı o da. Davayı yargıda 3. dairesine gönderdiler. Bir son dakika gelişmesi çünkü gözümüz kulağımız oradan gelecek olan haberdeydi. İşte İsmail'in de söylediği gibi bir karar vermesi bekleniyordu. 6 gün önce Anayasa Mahkemesi demişti ki bireysel başvurusunu değerlendirmişti Can Atalay'ın. Evet bir hak ihlali var dedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Bugün zaten Çağlayan ile sık sık bağlantıda yaptık. Türkiye İşçi Partisi orada, Genel Başkanı orada. Milletvekili olarak e, Can Atalay'ın tahliyesini bekliyordu. Herkes gazetecileri, yakınları herkes bekliyordu. İsmail Saymaz biraz evvel sözcü ekranlarından duyurdu. Çok önemli bir sıcak gelişme. Ee, o karara varıldı dedi İsmail Saymaz ama bir tahliye yok. Bir başka mahkemeye. Hangi mahkemeye demiştin İsmail Saymaz? Mı? Yargıtay 3. Yok. Ceza Dairesi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi diyor İsmail Saymaz'ın kulis bilgisi. Çok önemli bir bilgi. Buradan paylaşmış olalım. Önemli bir gelişme.